Herkese selamlar. Bugün yine çok önemli haberlerin ve uyarıların yer aldığı bir video ile karşınızdayım. Ben kamu görevi yapıyorum. Amacım bir problem çıkmadan problemi ortaya koymak, problem olabilecek ve çözüm önerilerini öğretmek. Sürekli eleştiriyorum. Sanmayın ki Mehmet Büyükekşi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bir husumetim var. Asla söz konusu olamaz çünkü hem Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda hem MHK'da benim dostlarım, arkadaşlarım, karakterine çok güvendiğim insanlar var. Büyük bir hata yaşanmaya devam ediyor. Önce Mehmet Büyükekşi başkan oldu. Son derece başarılı MHK'yı değiştirtti Sabri Çelik'e. Arkasından dünyada örneği olmayan bir uygulama yapıldı. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Saha hakemleriyle VAR hakemleri ayrıldı. Sahada görev yapan hiçbir hakem artık VAR'da görev yapmayacakmış. Teşbihte hata olmaz bir vahiy geldi. Efendim çok güzel düşündünüz dediler, kabul ettiler. Medyada tartışılmadı, kimse bağırmadı falan. Ama hatalar birbirini takip ediyor, skandal hatalar. Bu hatadan dönün Sayın Mehmet Büyükekşi. Futbol Federasyonu'ndaki yönetim kurulu üyeleri, MHK'da çalışanlar itiraz edemiyorlar. Lütfen sizi itiraz edin. Bu videoda VAR hakemlerinin alacağı dev ücretler, VAR uygulamasındaki skandal kararlar ve VAR odasındaki büyük eksiği anlatacağım size. Kanalıma abone olun, beğeni ve eleştirilerinizi lütfen yollamayı unutmayın. Evet, önce hakemler açısından iyi haberle başlayalım. Hakemlik ücretlerine %100'e yakın zam yapıldı. İyidir. Yaşam standartlarını yükseltir. Rakamları merak ediyorsanız hemen söyleyeyim. Üst düzey hakemler ligde yönettik ayda 24 bin lira maaş alacaklar. Ligde yönettikleri maç başına 20 bin lira. Yani aylık ayda iki tane maç yönetse 65 bin lira civarında bir gelire sahip olacak. Ancak onlar hiç VAR'da oturamayacak. VAR hakemleri için de sahaya hiç inmeyecek ve ömrünü VAR odasında geçirecek hakemler içinse maaş 10 bin lira. Aa, Hakan Bey niye dev ücret diyorsunuz? Çünkü şöyle, 11 tane VAR hakemi var. Çoğunu tanırım. Çok düzgün insanlardır ama çok başarılı hakemler olmadıklarını rahatlıkla söyleyebilirim ve bana kırılmazlar. Tahmin ediyorum, diliyorum. 11 kişi. Size hemen sayayım, tanıdıklarınızı da siz aklınızdan geçirin. Alper Ulusoy, hakemliği bıraktı, VAR hakemi oldu. Özgüç Türkalp, Mustafa Öğretmenoğlu, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu, Alper Çetin, Emre Malok, Koray Gencerler ve Özgür Yankaya. Şimdi 10 bin lira maaştan nereye geleceğimizi göreceksiniz. Bu sezon hem Süper Lig hem Birinci Lig'de VAR hakemi uygulaması hayata geçiyor. Yani VAR odasında bir tane VAR, bir tane AVAR olmak üzere, AVAR görevini yapmak üzere 18 maçta 36 tane insana ihtiyaç var. 36 tane hakeme ihtiyaç olan organizasyonu 11 kişi yönetecek. Yani haftada 3,2 falan maç yönetecekler bu arkadaşlar Riva'da. Maç başına 10 bin lira alacaklar. Avar olarak görev yaparlarsa 5 bin lira görev alacak, para alacaklar. Yirmi 20 bin liralık görev yapsalar bir var iki avar. Haftada 20 bin liradan ayda 80 bin, 10 bin lira maaş 90 bin lira kazanacaklar. Ama iki tane var, bir tane avar görevi yaparlarsa 25 bin liradan ayda 100 bin lira kazanacaklar. 10 bin lira da maaş 110 bin lira. Bu rakam tadından yenmez. Ancak bu uygulamayla hem bu kardeşler perişan olacaklar, hem sahadaki hakemleri perişan edecekler, hem MHK'yı. Düşünün, bu hakemlerden iki tanesi siyah beyaz hata yaptı. Ne kadar dinlendirilecekler? 2 hafta, 3 hafta iş kalacak 9 kişiye. Haftada 4,5 maça çıkacaklar.
Tabii biz icatta iyiyiz. Ben ve radikal kararlar almaktan, dünyada ilk olmaktan çok hoşlanırım da bu işin içinde akıl ararım. Var odasında skandal bir eksik var. AVAR hakemi yok. Bu hakemlerin neredeyse tamamı sadece sahada maç yönetti. Alper Ulusoy ile Koray Gencerler'in 10-15 sene önce yardımcı hakemlikleri var da diğerlerinin hiç yok. Peki niye FIFA ve UEFA üst düzey organizasyonlarda VAR odasına bir tane orta hakem, bir tane yardımcı hakem koyuyor da iki tane orta hakem koymuyor? Çünkü asıl olan şey uzmanlıktır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Açık kalp ameliyatına gireceksiniz. Hastanenin sahibi diyor ki biz anestezistlere artık iş yaptırmayacağız. İki tane profesör yapılacak ameliyatı. Anesteziyi de bir diğer profesörümüz ilgilenecek. Ha oğlum, anestezi başka bir şey. Ya hastayı bağırta bağırta öldürürsünüz ya da komaya sokarsınız. Niye öyle yapmıyorlar? Çünkü işi ehline veriyorlar. Çağdaş bir yaklaşım göstermiyor olabilirsiniz. O zaman dini bir oradaki insanların tanıdıklarım tamamı da dindar insanlardır, inançlı insanlardır. İşi ehline teslim ediniz diye bir ayet var. AVAR pozisyonda görev yapacak olan insanlar yardımcı hakemlikten gelmelidir. Haftada bir yardımcı hakeme bayrak kaldırtacaksınız. O kadar. Bu adamdan yararlanın, çıkartın, koyun oraya. Olmaz. Biz sahayla şeyi ayırdık. Ayırmayın. Madem ayırdınız, hakemliği yeni bırakan dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yardımcı hakemleri, dört hakeminden ikisi Avrupa'nın. Tarık Ongun'u, Bahattin Duran'ı koyun. MHK yönetimindeki Baki Tuncay Akın'ı oraya koyun. Yahu bütün hatalar hakemler üzerinden temize çekiliyor. Öğrenemediniz mi bunu, bilmiyor musunuz? Sabri Çelik, Murat Ilgaz, itiraz edemiyor musunuz? MHK'da yardımcı hakemlikten gelmiş 5 tane yönetim kurulu üyesi var. Gıkınızı çıkartamıyor musunuz? Yanlış bu. Biz lig başlar, hakemleri konuşmaya başlarız. 100. yılda önümüzü kesmek isteyenler var. Mehmet Büyükekşi çok iyi insan ama yanındakiler kötü. Mehmet Büyükekşi, yanınıza başkanım çok iyi düşünüyorsunuz diyen insanları değil, itiraz eden insanları toplayın. Kulüp başkanlarına da çok güvenmeyin. Karşılıklı ikili ilişkiler başkadır. İş ilişkisi başkadır. Zekanızdan şüphem yok ama uygulamalarınız %100 yanlış. Mehmet Büyükekşi büyük başkan ama yanındakiler çok kötü. Kurullardakiler çok kötü. Kurullardakiler şunun bunun adamı, lafını duymak istemiyorsanız birinci sınıf bir var odası kurmak durumundasınız. İnsanlara yaptığı iş için verdiğiniz parayı 3 katına çıkarttığınız zaman kalite 3 kat yükselmez. İyi yaşayabilmek için hepimizin İyi ücretlere ihtiyacı var. Türkiye'nin her yerindeki insanların. Ama bu iş bir tek parayla çözülmez. Kaliteyle çözülür, akılla çözülür, sağduyuyla çözülür. Bugün size çok büyüksünüz başkan, çok güzel düşündüm vallahi başkan diyenlerin 3 hafta sonra nasıl davranacaklarını göreceksiniz. Çok güvendiğiniz ve bunu böyle yapacaksınız dediğiniz ve size tamam diyen adamları nasıl perişan ettiğinizi de göreceksiniz. Bu hatadan dönün. O odaya uzmanlığı yardımcı hakemlik olan insanları koyun. 15-20 tane üst düzey yardımcı hakemimiz var bizim. Faydalanın. Uzmanlığı yardımcı hakemlik olmayanların yapacağı skandal hataların önüne böyle geçin. Maalesef bu hakemlerimiz tamamı
tamamının kariyerini toplasanız işte belki Halil Umut Meler eder. Cüneyt Çakır'la Fırat Aydınus'un yanından geçmezler. Kötülemek için söylemiyorum. Dilerim çok başarılı olurlar. Bu lafları bana yedirirler. Ama mümkün değil. Çok stresli bir iş yapıyorlar. Kapalı bir mekanda bir tanesi bana dedi ki, abi dedi, 5400 saniye 5400 saat gibi geçiyor. Beynimiz kazan gibi oluyor çıktığımızda. Ne yaşadık biz diyoruz. Zor iş var hakemliği. Tamam, kapalı bir mekanda kolay karar ver falan. Geçen MHK'yı büyük bir atama hatası yıktı çünkü sevgili Erkan Engin Rizespor Konyaspor maçında felaket bir VAR hakemliği yaptı. Ve eski MHK onu tekrar dalga geçer gibi Konyaspor maçına atayınca Konyaspor ortalığı yıktı ve MHK gitti. Bu hakemlerimiz çok yeterli değil. Hatalar yapacaklar, formsuz oldukları günler olacak. Kalan maçları, 18 tane maçı çevirmeye yetecek bir sayısal durum da yok. Hatadan lütfen dönün. Sevgili futbol severler, buraya kadar seyredenler varsa kulüp başkanlarının, yöneticilerin, federasyon başkan yöneticilerin bunu seyretmesini sağlayın. Sağda solda konuşun. Transferler güzel, transferler üzerinden konuşmak güzel de lig başlayınca özümüze dönüyoruz. 25 senedir bu ülke hakem konuşuyor. Sevgiler, görüşmek üzere.